Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz. Arda Güler'in piyasa değeri uçuşa geçti haberiyle başlayalım. Çünkü birçok kişi bunu merak ediyor. Fenerbahçe'mizin genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansın ardından 17 yaş ve 6 oyuncular arasında dünyanın en pahalı 4. futbolcusu olmayı başardı. Üstelik Fenerbahçe düşmanı bir Transfermarkt'a sahip olmamıza karşılık. Yani düşünün, Transfermarkt Fenerbahçe'nin bu kadar düşmanı iken dünyanın 17 yaş altındaki futbolcular arasında 4. futbolcusu oldu. Geride kalan sezonda müthiş bir çıkış yakaladı. Henüz 16 yaşında A takımla ilk maçına çıktı. Fenerbahçe tarihinde ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncu oldu. Tabii bu yükselişte transfer limitine, transfer market değerine yansıdı. 17 yaşındaki oyuncunun tahmini değeri 6 milyon euro. Arda bu rakamla birlikte 17 yaş altı oyuncular arasında dünyanın en pahalı 4. futbolcusu. Listenin ilk sırasında 60 milyon euro ile Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Gavi. İkinci sırada 15 milyon euro ile Dortmund'un golcüsü Youssoufa Moukoko. Üçüncü sırada 10 milyon euro ile Santos'un harika çocuğu Angelo. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu listeye daha önce hiç böyle bir isim sokamamıştık. Yani Türk olarak. Kalçasından geçirdiği operasyonun ardından geçen hafta idmanlara başlamıştı. Bugün de yanlışım yoksa salon çalışması yaptı. Ve Avusturya'da artık sahne alabilecek. Yani henüz hazır değil. Tirana maçı kadrosunda oynamamıştı. 17 yaşındaki futbolcumuz artık 29 Haziran'da ya maç yaparsak artık orada süre alabilir ya da Avusturya kampında birlikte bekleyip göreceğiz ama bugünkü çalışmada salonda yer aldı. Fenerbahçe'nin istediği yıldıza 13 milyon euro haberiyle devam edelim arkadaşlar. Olabildiğince de kısa tutalım haberleri, videoları. 3-4 videoya çıkaralım sayıyı gerekirse. Bonservisi Manchester United'da bulunan, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu Andreas Pereira için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın gözünü kararttığı öne sürüldü. İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'ın Manchester United'da forma giyen Andreas Pereira için kulübü ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Brezilya basınında UOL Sports adı Fenerbahçe ile anılan Pereira için Fulham'ın Manchester United'da 10 milyon euro artı 3 milyon euro da bonus maddeleri içeren bir teklif sunduğunu, Manchester ekibinin bu teklifi de kabul ettiğini yazdı. Haberde iki kulüp arasında anlaşmanın ardından Andrea Pereira'nın Fulham'la görüşmelere başlayacağı belirtilirken yeni teknik direktör Erik ten Hag'la birlikte Manchester United'in yeniden şansını deneme ihtimalinde düşündüğü ifade edildi diyor. Geçen 2 yılı Flamengo'da kiralık geçirmişti. Çıktığı 52 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Zaten gelmeyeceğini de şu an izlediğiniz adam söylüyordu. Sonuç değişmemiş arkadaşlar. Peki Aleksandar Mitrović Fenerbahçe'ye mi? Arkadaşlar sosyal medyada yani duyumcu kisvesi adı altında çok fazla saçmalayan arkadaşımız var. Bu arkadaşlardan bazısı da Mitrović'in Fenerbahçe'ye geleceği şeklinde yorum yapan arkadaşlardı. Ben bir kez daha söyleyeyim, piyasa değeri 20 milyon euro, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yaşı 27, 16 Eylül 94 doğumlu, 1.89 boyunda Sırp santrafor, 73 milli maçta 46 golü var. Geçen sezon rüya ötesi bir sezon geçirip 46 maçta 43 gol, 7 asist hem de bunu 3.961 dakikada yaparak tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu arkadaşı hala Fenerbahçe'ye yazan sayfalar varsa yalvarırım takipten çıkın. Sadece bizim kanalı takip edin yeter. Ha hocam iyi de kim gelecek? Emre Mor gelsin mi? Emre Mor. Fenerbahçe Emre Mor için geri sayımda. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. Fatih Karagümrük'te Emre Mor transferine artık son noktayı koymak istiyor. Son noktayı koymak istiyor demeyeyim de son noktayı koyuyor desem Allah nazardan saklasın ama inşallah son noktayı koyuyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Emre Mor'un yeni takımı netleşiyor.
Biliyorsunuz Karagümrük'te geçen sezon başarılı bir performans gösterdi. Dikkatleri üstüne çekti. Ve Fenerbahçe'de haliyle hem yabancı kuralından dolayı hem de geleceğe yatırım yapmak adına Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor. Şimdi yönetim Karagümrük'te görüştü. Ve milli futbolcunun temsilcisiyle de bir araya gelindi. Onunla da görüşüldü. Bonservis konusunda da el sıkışılması artık an meselesi. Emre Mor da Kadıköy istiyor diye gelişme var. Yani haberin devamında detay olarak. Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay teklifi yapmaya hazırlandığı belirtilirken aşağı yukarı bu teklif doğru. Kırmızı Siyahların altyapıdan istediği Efecan Mızrakçı'nın bu transferde takas olarak kullanılacağı kaydedildi. Fenerbahçe'ye transferin an meselesi olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusunun çubuklu formayı giymeyi istediği ve Kadıköy'de Sarı-lacivertte tribünler önünde ayak basacağı için sabırsızlandığı ifade edildi. Bonservisine 23 milyon euro verildi. Bakın Emre Mor 15 kez A milli takım formasını giydi. Nordsjælland'dan 10 milyon euroya Dortmund'a geçti. Ardından 13 milyon euroya da Celta Vigo'ya geçti. Süleyman Urma ne demiştim? Emre Mor'u ne kadar satarlarsa satsınlar zarar edeceklerini söylemişti. Yani 15 milyon euro ödeyelim, onun gibisini alamayız demiştim. 22 maça ilk 11'de çıktı. Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyali verdi. 29 maçta oynadı, 22 maça ilk 11'de çıktı ve 29 maçta 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Şimdi Emre Mor transferinde de diğer transferlerde başka takımlar devreye girmeye çalışıyor. Ve Emre Mor'a helal olsun. Yani gerçekten helal olsun. Ben sözümden dönmem. Ben bir yere söz verdim. Artık orası bitmiştir diyerek kendisine Süper Lig'den bir başka takımın hem de Fenerbahçe'den alacağı ücretin daha yukarısını teklif etmesine rağmen reddetmesine dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Ya bu transfer için şunu söyleyeyim. Yine her transferde de açık kapı bırakıyorum. Biz vazgeçmezsek, oyuncu dönmezse, ne bileyim oyuncunun menajeri falan işi karıştırmazsa, oyuncunun kulübü, kulüp başkanı hani şu an itibariyle kulüp başkanı döneklik falan yapmazsa inşallah Emre Mor kapını bekleyin arkadaşlar. Hem de kısa süre içerisinde bekleyin diyebilirim. Şimdi Emre Mor'un şöyle bir özelliği var. Celta Vigo'dan ücretsiz alındığına dair bir bilgi var. Şimdi benim de kafamı karıştıran bir olay var arkadaşlar. Kafamı karıştıran bir olay var. Nedir o olay? Sercan Hamzıoğlu'nun duyumu. Kafamı çok karıştırdım. Diyor ki, Karagümrük cephesiyle konuştum. Emre Mor için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor. Karagümrük transferde takas istemiyor. Görüşmeler tamamen bonservis ücreti üzerinden sürüyor demiş. Hani aynı Sercan Hamzıoğlu geçen günde hani bonservis kaça alınırsa alınsın yarısı Emre Mor'un olacak demiyor muydu? Hani bu yüzden de mantığın takasa daha yatkın olduğunu söylemiyor muydu? Ben mi karıştırıyorum? Belki de ben karıştırıyorum. Ama ortada bir gerçek var. Gerçek şu. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi. Artık Fenerbahçe'nin Emre Mor transferini de bitirmesi lazım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Jesus iş sistemini belirledi. Jorge Jesus sistemini belirledi. Bakın. Demek ki bizim takibimiz iyi yapılıyor. İyi dinleyin haberi. Yeni sezon biraz daha atlıya atlıya okuyayım. Yeni sezon iddialı girmek istiyor. Hazırlık maçlarında Şampiyonlar Ligi elemesinde form tutmaya çalışıyor. Jesus'un bu sezon takıma uygulatacağı sistem belli oluyor. Senat Ok. Avrupa'yı önemsediğini düşünüyor. Yani Süper Lig'den kadar önemli olduğunu aklı Dinamo Kiev maçlarında diyor. Yani alt başlıklar yapılan ağır idmanlarda da takımın hedefi Kiev maçına hazır olarak çıkmak. Oyuncularla ilişkisi iyi. Yani takımla yakın ilişkiler kurmayı ihmal etmiyor. Geniş bir ekiple göreve başladı ve yardımcılar da tesislerde oyuncularla sürekli temas halinde. Antrenman dışında da sohbetler falan ediliyor. Lincoln büyük beğeni kazandı diye eklemiş habere. Yani Tirana ile ve Şukup ile yapılan maçlarda özellikle Lincoln Henrique'nin yıldızlaşması taraftarı mutlu etti. 3 diziliş belirledi diyor taktikte. Bakın iyi dinleyin.
4-4-2 düzeninde sahada yer alacakmış Fenerbahçe. Maçın gidişatına göre, yani rakibe göre 4-2-3-1 ve 4-1-3-2 düzenine geçiş olabilecekmiş. Ancak tecrübeli çalıştırıcının ana sistemi 4-4-2 olacakmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Bazı arkadaşların çok zoruna gidiyormuş kendimi övmem. Ya da kendimi övmeyi ima eden açıklamalarım çok zoruna gidiyormuş. Gitsin. Hazırlık maçlarında ben burada detaylı analiz yaparken maç özetleri videolarında dedim ki arkadaşlar dikkat edin 4-2-3-1 de oynuyoruz. 4-1-3-2 de oynuyoruz zaman zaman diye. Ve bunun da forvetleri rahatlattığını daha çok gol katkısından yani daha çok gol katkısı verebileceğini belirtmiştim. Savunmada bazı aksamaların olduğunu söylemiştim. Senat Oktan yani tecrübeli spor yazarı da benimle hemen hemen aynı görüşe sahip. Bu da beni gururlandırdı açıkçası. Merkez orta sahaların önemi diyor. Bu sistemde merkez orta sahaların profili çok önemli. Birbirinden farklı oyuncu, özellikli oyunculardan bir sistem oluşturacak. Her fırsatta öğrencilerinden daha hızlı oyun istiyor. Yeni sezonda daha ofansif bir yapı kurmaya çalışıyor demiş. Sadece orta saha 6 ve 8 numaralardan oluşacak. Üçlü bir orta saha olursa bunların önünde 10 numara olarak Lincoln olacak diyor. Hedef hızlı oyun. Daha önce çalıştığı takımlarda öncelik olarak hücumu düşündüğü Jesus ve bu yüzden 4-4-2 sistemi üzerine durduğu öğrenildi. Atılacak her golün futbolu daha da güzelleştirdiğini savunuyor demiş arkadaşlar. Şimdi kısa kısa bazı bilgiler, bazı duyumlar aktaralım sizlere. Videomuzun da süresi güzel oldu. Yağız Savuncı oldu ki Beşiktaş Tayfur Bingöl için dün akşam Alanyaspor'a resmi teklif iletti diyor. Tayfur Bingöl şu Fenerbahçe maçlarında yıldızlaşan orta sahanın solunda oynayan yani 3-5 üçlü savunma sisteminde sol bek oynayabilen 29 yaşındaki isim. Zaten bu sezon 34 maçta 4 gol 10 asisti var 1842 dakikada. Yani benim tabirimle 21 maçta 4 gol 10 asisti var. Müthiş bir sezon geçiriyor. 1 milyon 800 bin euro değeri var ama biliyorsunuz Alanyaspor Fenerbahçe istediği zaman 5-6 milyon euro çekerken başka takımlar istediği zaman 1,5-2 milyon euroya iş bitiren bir takım. O yüzden muhtemelen Beşiktaş transferi yapar. Bartu Elmas hatırlarsınız Galatasaray'ın futbolcusu idi. Alt kategorilerde 19 yaşındaki oyuncu. Başka takıma Avrupa'ya transfer olmuş. Ön libero. Future Ball. Future Ball arkadaşlar. Menajerlik şirketi. Marsilya B takımına transfer olmuş. Bu menajerlik şirketi ülkemizdeki birçok genç futbolcunun şirketi. Hani meşhur olanlardan söyleyeyim. Enes Ünal, Cengiz, Vedat Muriç, Ozan Tufan. Şimdi Emirhan'ı yapmışlar. Allah yar Seyyad Maneş, Aleksic, hani Okan Koçuk falan diye gidiyor bu şey. Yani Hasan Ali Kaldırım'ın, Mert Günok'un vesaire diye giden bir sistem. Tabii Ensar Brahiç yeni futbolcumuz. Onun da menajerliğini üstleniyorlar. Ensar Brahiç'i de Arda Okan Kurtulan'a da menajerlik şirketi. Bilginiz olsun. Daha birkaç tane daha isim. Neyse. Ahmet Han Köse vardı. 25 yaşına gelmiş ya. Hangi ara 25 oldu? Brahiç Fenerbahçemizin topçusu. Resmi olarak da Fenerbahçemizin topçusu ama hala Transfermarkt gururuna yedirip de Fenerbahçe'ye yazamamış maalesef. Hocam bu arkadaş niye alındı? Şöyle böyle altyapıya birçok futbolcu transferi yapılıyor arkadaşlar. Hem A takım düzeyinde oynaması için hem de altyapı düzeyinde denenmesi için. Çünkü rezerv ligin hayata geçirileceği söz konuşuluyor. Şu artı 3 olayı var yabancı kuralına ilgili. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şu anda yabancı kuralı 8 artı 6 artı 3. Yani 8 artı 6 artı 3 o artı 3 genç futbolcular alt yaş kategorilerinde 10 maça çıkmış 3 tane futbolcu alabiliyorsun. Bunlar yabancı kontenjandan sayılmıyor. Rezerv takım kurulursa arkadaşlar diyelim Fenerbahçe bu hafta 10 tane futbolcu oynattı yani yedekten girdi 2 tanesi 8 tanesi az 6 tane böyle 3 tane de genç hiç oynamadı. Hepsini de oynatabiliyor rezerv takıma bilginiz olsun. Yani böyle bir avantaj var. Gareth Bale Los Angeles FC'deymiş. En azından kurtulduk arkadaşlar söylentilerden. Ha ben çok isterdim Fenerbahçe'ye gelmesini ama hocam futbolu kafasında bitirdi diyen arkadaşımız çok fazlaydı. Artem Dovbyk.
Bu isim çok konuşuluyor. Artem Dovbyk. Fenerbahçe'den Dovbyk ve Emre Mor bombası desem herhalde başlığa ayıp olmaz. Çünkü her iki futbolcunun da ben artık bir şeyler olacağını düşünüyorum. Yani ben artık bu iki arkadaşla ilgili de artık pozitif sonuçlanması gerektiğini düşünenlerdenim arkadaşlar. Niye böyle söylüyorum? Şimdi Dovbyk bizim uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Yani uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Listemizde. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemediğini defalarca belirtti. İtalya'ya gitmek istiyorum. Ben İtalya'yı çok seviyorum. İtalya çok güzel, işte pizza kulesi var. Yamuk yumuk duruyor, şekilli şükürlü diyor falan. Bizim bir Gökhan vardı İtalya'dan. O da yorum yazmaz oldu. İtalya'dan takipçimiz bir tek o vardı herhalde. Başka kimse yok. Yani ben oraya gitmek istiyorum falan filan diyordu ama İtalya işi sıkıntıya gitti. Bakın. Dovbyk dediğin adamın piyasa değeri düşük. Ha, belki bonservisi için 8, 6, 7, 8, belki 9'lar konuşulacak. Piyasa değeri 5 milyon euro ama aldanmayın. Aldanmayın. Yani iyi bir forvet. Her türlü sistemde oynayabilir türde bir forvet. İnşallah becerip alabiliriz. Gabriel Barbosa'yı çok soruyorlar. Arkadaşlar Gabigol, yani Gabigol olması çok zor bir transfer biliyorsunuz. Ve iş gittikçe kötüye gidiyor. Zaten bir şey biliyorsunuz, Fenerbahçe süreci uzattıkça olmaz, 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 olmaza doğru gidiyor diye. Ben şunu söyleyeyim. Dovbyk benim gözümde Sherlock'un genç hali. Biraz daha hızlı hali. Şutlarında da bitiriciliği ve şutlarda iyi bir forvet. Neydi? Kudurtucu bir tarzı var. İyi bir forvet. Hani görünen o ki Gabigol bu gidişten olmayacak. Yani olacağı varsa da olmayacak. Ya aslında ortalığa Gabriel Barbosa her an açıklanır. Kapı açıklaması geldi geliyor diye yaygara yapıp belki de 6-7-8'e bu Dovbyk işini bitirsek tarihi bir transfer olur. Bak ben bu çocuğa kefilim. Belki 1-2 sene sonra bu çocuk 40-45'leri konuşuruz. Bak Vedat Muriç'de elde edemediğimiz paraları konuşuruz. İyi bir topçu. Alınması gereken bir topçu. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Fenerbahçe Doğukan Sinik için Antalya Spor'a teklif yaptı. 2 oyuncu artı bir miktar para teklifi. Antalya Spor teklife sıcak bakıyor denilmiş. Valla bir şey söyleyeyim. Doğukan Sinik dediğin adam Türk. Kanatta oynayabiliyor. Hani sağ kanat, sol kanat oynatabiliyorsun. Bu arkadaş hani 10 numarada oynayabiliyor. Bu sezonki performansıyla milli takıma kadar yükselmiş. 35 maç oynamış, 3 gol, 7 asist yapmış, 2520 dakika. Milli takımda 5 maça çıkmış, 2 golü var. Tabii hepsinde full oynamamış. Ama Türk kontenjanı, sol ayaklı, iyi de bir Fenerbahçe oyuncusu olabilir. İyi de bir futbolcu. Takasta verilecek isimler, misal veriyorum. Tisserand, Lemos, Max Meyer'i verip üstüne 1 milyon euro verip alırsan bence sen hem Doğukan Sini'yi almış olursun hem de üstte para almış olursun. Açık söyleyeyim. Yani eğer bunlardan kurtulsan. Çünkü yıllık ücret diye bir olay var. Ben bu duyumun gerçek çıkmasını canı gönülden istiyorum. İnşallah bu duyum gerçek çıkar. İnşallah bu söylenti gerçek çıkar. İyi de hocam Emre Mor'u alıyormuşuz. Hem Emre Mor hem Doğukan Sinik olur mu? Arkadaşım şöyle düşün. Bir kanadın Rossi. Buruma. Ve diğer kanadın Emre Mor, Doğukan Sinik. Hatta İrfan Can'ı da dahil edebilirsin joker olarak. Ama İrfan Can'ı belki 8'e kaydırma düşüncesi vardır. Eğer 8'e kaydırma düşüncesi yoksa Doğukan ya da Emre Mor'dan biri gelir. İkisi birden gelmez. Ya da Rossi'yi falan iyi paralara satma düşüncem vardır. Ulan Buruma'nın yedeği Doğukan olur. İrfan'ın yedeği Emre Mor olur dersin. Fakat bu taraftarda tepkiye sebep olabilir. Benden de söylemesi. Hani bu bekleye bekleye bunu mu bekledik diyebilir. Hani onu söyleyeyim. Ha bana kalırsa Bernard Traore içinde biraz üstüne düşmek lazım. Yine söylüyorum. Rossi'yi 14'e 15'e falan satabilirsen. Buruma'yı zaten getirdin. Emre Mor'u getirirsin 2. Yani getirebilirsen. Birkaç tane sözleşmesi yüksek futbolcuyu verip
Düşük bir bedelle Doğukan alırsan 3. Oraya bir de Bernard Traoré'yi çekebilirsen zaten Rossi'den gelen para çok çok yüksek bir para olur. Yani bu şu koşullardan bahsediyorum. Büyük kar elde etmiş olursun. Eğer becerebilirsen. Hani benim hedefim, ana hedefim bu. Ha derseniz hocam biz Rossi'yi Mossi'yi satamayız. O zaman hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Bu transferlerden en az iki tanesi sekmeye uğrar. Hangi transferlerden? Emre Mor'u saymıyorum. Yani ya Doğukan Sinik, Traore falan filan. Yani benim bu kısımdan aktaracaklarım. Bir de arkadaşlar Ankaragücü Lamine Diak için Tuzla Spor'la anlaşmış. Lamine Diak. Bu isim gündemi çok sarsacak bir isim. Şimdi Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma hakkı var diyor. Benim bilgime göre Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı. Alma önceliği Fenerbahçe'nin. Yani şöyle anlatayım size. Altyapıdan bir oyuncuyu biz mesela Karagümrük Spor'a veriyoruz. Diyoruz ki alın bonservisiyle sizin ama alma önceliği bizim. Misal Fatih'i Çanlıtürk, Ümraniye Spor'a verdik. Alma önceliği bizim. 500 bin TL'ye misal veriyorum. Fatih Yiğit öyle bir top oynadı ki Real Madrid 100 milyon euro teklif etti. 100 milyon euroyu biz alıyoruz. 500 bin TL'yi Karagümrük'e veriyoruz. Bu arkadaşınki de buna benzer diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltsinler. Eğer Ankaragücü iyi bir teklif sunduysa Diak için yani Fenerbahçe'nin görüşme yapması lazım. Bu sorunu da böyle çözmeleri lazım arkadaşlar. Şunu duyar gibiyim hocam o zaman biz niye orta sahaya futbolcu arıyoruz? Bak bizim orta sahamız varmış alt ligde de iyi oynamış falan filan diye. Arkadaşlar her alt ligde oynayan topçuyu süperstar olacak olarak görmeyin. Her genç futbolcu da böyle görmeyin arkadaşlar. Lorient U19 takımından Eren Karaağaç. Bu arkadaşımız da yine genç takıma alınan ama A takımda denenebilecek türdeki oyunculardan. Belki de A takım için alınmıştır. Ama tepkilerden çekinildiği için genç takıma alınmış gösteriliyordur. Eren Karaağaç da 18 yaşında bir futbolcu. 24 Mayıs 2004 doğumlu stoper. Çok fazla bilgi yok Transfermarkt'tan. Bu arkadaş scout transferi arkadaşlar. Sol bek oynayabiliyor. Sol stoper. Aslı orijini sol stoper. Sol bek oynayabiliyor. Kulübün yerine ben size kap olarak vereyim. İyi oynarsa belki Ferdi Kadıoğlu'nun yedeği olur. Al sana sol bek transferi. Mevkisinde iyi olursa Salahi'nin yedeği olabilir. Ya da direkt Salahi satılınca yerine oynayabilecek genç kapasiteli futbolculardan biri olmuş olabilir. Allah hayırlısını versin arkadaşlar. Hızlı bir isim diye biliyorum. Scout ekibimizin transferi diye biliyorum. Jorge Jesus'un da onay verdiğini hani bu tip transferleri arkadaşlar Jesus ve ekibi onay vermeden olmuyor. Altyapıya da olsa bilginiz olsun. Onlar da inceliyorlar. Ben de bu şekilde bilgisi var. Fenerbahçe için hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Peki hocam Emre Mor, Doyubuk hani bunlar sence gelir mi? Ben Emre Mor için hani Abdülkerim'deki süreçler falan yaşanmazsa hayırlı olsun diyebilirim. Doyubuk için de çalışıyoruz ama oyuncunun İtalya inadı sürüyor. Keşke becerebilsek. Doğukan Sinik benim duyumum değil. İnşallah doğru çıkar. Traore için biz görüşme talep ettik ama kulübü pek inmiyor teklifinden. Mitrovic kesinlikle palavra. Gabigol süreç gittikçe olumsuzluğa, hani olumsuz sonuçlanmaya doğru hızla ilerliyor. Arda Güler hiçbir yere gitmiyor. 30 milyon euro vermiş birine satmışız falan filan diyor arkadaşlar. Aslı yok. Andreas Pereira zaten gündemimizde olmayan bir isimdi. Başka? Lincoln, Brahiç. Aynı şekilde Brahiç de bak dediğim gibi Eren Karaağaç gibi alt takım aldı. Ama belki de performansı üste çıkar. Bartu Elmas'ın iyi örnek verdim. Menajerlik şirketi bu gidişle altyapılardan çıkan oyuncuları götürecek. Şu 3 sene sözleşme olayının değişmesi lazım. Tayfur Bingöl Fenerbahçe alsa atıp tutarsınız ama Beşiktaş aldığı zaman diyeceksiniz ki bak ne güzel rotasyon yaptılar falan filan diye. Halihazırda Beşiktaş'ın kadro dışı kalan bir sağ beki, bir sol beki hatta iki sağ beki var. Ken durum bu. Diak olanı da anlattım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.